Bugün bir markete gidin, haftalık bir alışveriş için 3.000-3.500 lira vermek zorundasınız. Bunu aya vurduğunuzda 14-15 bin liraya tekabül edebilir. Yani bugün bir ailenin aylık market ihtiyacı ortalama 14-15 bin TL civarına gelebiliyor. Buna elektriği 2.000-2.500 lira eklediğinizde, 700-800 suyu eklediğinizde 18-19 bin lira sizin aylık temel tüketim maddenizi oluşturuyorsunuz. Bunun içerisinde benzin yok, tüp gaz yok, sosyal yaşantınız yok, üstünüze başınıza alacağınız herhangi bir elbise yok, çocuğunuza alacağınız kitaplar, defterler, ayakkabısı, okul çantası, çocuğunuzun temel ihtiyaçları yok. Yani bugün karı koca 15 bin, 15 bin, 30 bin lira alsalar bunun yaklaşık 20 bin lirası temel tüketim maddelerine gidiyor. Yani bu hesabı niye yaptım size? Şunu anlatmak için. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 3 kişilik bir aile bile olsa, 4 kişilik çekirdek bir aile bile olsa temel tüketim maddelerine harcayacağı aylık rakam benzini dışarıya, tüp gazı dışarıya 20 bin liradan aşağıya değil. Geriye kalıyor 10 bin lira. Hadi 10 bin lirayla buyursun bir aile, bir ay boyunca geçinsin bakalım. Daha bunun içerisinde benzin yok. En az 3 bin lira benzin parası koyması lazım. Bugün arabalar eskiden daha düne kadar 700-800 liraya, 1000 liraya doluyordu. Bugün bir araba 1500 liraya doluyor sevgili izleyiciler. Kış gelmedi, kış gelince de tüp gaz tüketiminiz artacak. Sobanıza takacaksınız, şofbeninize takacaksınız, gaz tüketiminiz artacak. Ansızdan gaz bulamayacaksınız, gaz pahalı olacak. Pahalı olması için tüp gazcılar gaz vermeyecek. Her sene aynı şeyi yaşıyoruz.